Merhaba, ben Çağrı Hoca. Filmlerle İngilizce serisinin bu dersinde Will konusunu işleyeceğiz. Promise I'll never lie to you. Söz veriyorum, sana asla yalan söylemeyeceğim diyor. Will gelecek zaman konusuydu. Cümleye ecek acak anlamı katıyordu ve iki L şeklinde kısaltılabiliyordu. I will always be Spider-Man. Her zaman örümcek adam olacağım dedi. Always deyince bizim aklımıza hep geniş zaman geliyor olabilir ama yerine göre başka yapılarda kullanılabiliyormuş demek ki. I will be Spider-Man. Olacağım. Burada olmak fiili kullanıldı. Ona dikkat edin. I'll never respect him. Never respect him. Ona asla saygı duymayacağım. Will'in kısaltılmış halini nasıl okuyoruz? Tekrar duyalım. I'll never respect him. I'll never respect him. He'll, they'll. Bu şekilde okuyoruz. Will this take? Bu ne kadar sürecek? Dedi. Bütün zamanlarda olduğu gibi soru yapınca yardımcı fiil başa geliyor. Burada yardımcı fiilimiz will olduğu için will'in başa gelmesi gerekiyor. Ama WH questions dediğimiz bilgi sorularında en başa onlar geliyordu. Burada da öyle oldu. Will'in başa geldiği yapılarsa yes no soruları birazdan onunla ilgili de bir örnek göreceğiz. If you come home, I'll protect you. Lütfen eve gel. Eğer eve gelirsen seni koruyacağım dedi. Will'i if'li yapılarda da kullanıyoruz. If'li kısım simple present tense oluyor geniş zaman. İkinci kısımsa gelecek zaman oluyor. Eğer şunu yaparsam bunu yapacağım diyoruz. I won't do it unless you help me. Hemen ardından harika bir cümle denk geldi. I won't do it unless you help me. Bu sefer olumsuz cümle. Will'in olumsuzunu won't diye kısaltabiliyoruz. Uzun hali will not. Bir de burada unless var. Az önce if gördük. Eğer anlamına geliyordu. Eğer yaparsan diyorduk. Unless ise şu an konumuz değil ama yine bahsetmiş olalım. If'in tam tersi. Yapmazsan şöyle olur. Yapmazsan şunu yapmam gibi. Sell this house today. Çok net bir cümle. Bugün bu evi satacağım dedi. I will sell this house today. Gelecek zaman deyince aklımıza genelde uzun vadeli planlı şeyler geliyor. Fakat bir dakika sonrası da gelecek zamandır. Bugün içindeki şey de yine gelecek zamandır. He'll live, but he'll never fly again. He'll live but he'll never fly again. Yaşayacak ama bir daha asla uçamayacak. İlk kısım olumlu, tamam, he'll live. İkinci kısım won't olmamasına rağmen olumsuz çevirmişiz. Bunun sebebi buradaki never. Diğer tenslerde de aynı kural geçerli. Eğer never varsa not'a gerek yok. O cümle olumsuz çevrilir. Never burada asla'yı verdi ama onu çıkartıp olumsuzluğu devam ettirmek isteseydik şöyle derdik. He'll live but he won't fly again. Yaşayacak ama tekrar uçamayacak. Asla'yı kaldırdık. Buraya not koymuş olduk. There won't be a war. Won't be a war. Savaş olmayacak diyor. Bir savaş olmayacak veya. There is there are biliyorsunuz vardır anlamında kullanıyoruz ve o geniş zaman cümlesi oluyor. Buradaysa there'i gelecek zamanla kullanmışız. There won't be a war. Savaş olmayacak dedik. Savaş olacak demek için there will be a war derdik. I will go with you. I will go with you. Seninle gideceğim. I'll be in my room. Yine will be kalıbı geldi. Odamda olacağım. Be görünce olmak diye çeviriyorduk. I will come back and free you, mom. Geri döneceğim ve seni kurtaracağım anne. Söz veriyorum. Günlük hayatta çok kullanılabilecek güzel bir kalıp. I'll be right back.
Hemen döneceğim diye çevirebiliriz. Will you join me? I will. Bilgi sorusunu görmüştük. Şimdi de yes no sorusu geldi. Will you join me? Bana katılacak mısınız? I will. Ben katılacağım. Yes no sorularında yardımcı fiille kısa cevap verebiliyorduk sadece. Will ile başladı soru. Cevabında da sadece I will yeterli oldu. Ben katılacağım anlamına geldi. Son bir video daha bakalım. Most of you will go to Vietnam. Some of you will not come back. Most of you will go to Vietnam. Birçoğunuz Vietnam'a gideceksiniz. Some of you will not come back. Bazılarınız geri dönmeyecek. Evet, filmlerle İngilizce'de will konusuna olumlu, olumsuz bilgi soruları, yes no soruları kısa cevap gördük. Bir sonraki filmlerle İngilizce dersinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.